Merhabalar. Evet. Çok güzel, çekimde misin? Evet. Seni meşhur edeceğim. Diyeceğim ki Kuşadası'ndaki en yakışıklı delikanlı. Yok, senin yanında bizim esamemiz okunmaz. Tamam, tamam. Sayın Oktay Acar. Oo, Oktay Bey, Oktay Bey. Dün yaşadığınız tavla hezimetinden sonra neler söyleyeceksiniz kameralarımıza? Senden sonra biri daha geldi. O da tokatladı beni. Yol geçen anına döndük. Sen gene de küfür etme. Ben bunu belki yayınlarım. Yayınlayabilirim ha. Yok yok, sakın fotoğrafı. Yok yok, yayınlarım ya. Yok yok. Alem yakışıklı görsün. Ben çekim yapmaya çıktım abi. Aha. Abi tamamen masayı görmesine gerek yok zaten. Ya burayı görüyor mu? Şunu görüyor mu? Aldığın yeri görüyor. Burayı bunu görüyor mu? Görüyor, evet, görüyor, tamam, görüyor. Sıkıntı yok. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çağdaş. Bugün Kuşadası'ndayız. Normalde bu içeriği ben Osman Bey'le yapacaktım. Şu an kendisi Seferihisar tarafında bulunuyor. İzmir'e biraz daha yakın. Ama yapamıyoruz. Neden yapamıyoruz? Çünkü ben yolda gelirken tekli mikrofon yerine çiftli mikrofon olsun diye bir sipariş verdim. Sağ olsun hanımefendi bana bendekinin aynısını yollamış. Oktay abi şu an kameranın arkasında. Her ne kadar öne çağırsak da gelmiyor. Birkaç gün önce duyurusunu yapmıştım zaten. Bob Kramer serisine ait güzel bir Avrupa profili bıçak. Tabii ki bu Bob Kramer'in kendi tasarımı, kendi imzasını taşıyan bir ürün. Melih Bey gönderdi. Normalde bunu bileylemem için gönderdi. Şu an sadece inceleme içeriğini yapacağız. Bileyleme içeriğini Adana'ya döndükten sonra yapacağım ki muhtemelen siz bu içeriği izliyor olurken ben Adana'da olmuş olacağım. Çünkü bugün yola çıkıyorum. Kendine münhasır bir kutusu var. Bununla ilgili bir işimiz yok ama herhangi ekstra bir durumu yok. Bıçakla başlayalım hemen. Siz yakın çekimlerinden bıçağın profiline bakıyorsunuz. Güzel, hoş bir tasarımı var. Her ne kadar bana hitap etmiyor olsa da 62-63 HRC'lik bir Damaskus çelikten bahsediyoruz ki bu toz metalürjik olarak yapılmış bir bıçaktır arkadaşlar. Mikarta kabzası var. Öncelikle bakalım, bıçağın sırtı çok düzgün bir şekilde taşlanmış. Ortalama 2,5-3 milim civarlarında. Yanak genişliği çok sağlam. Harbiden sağlam bir yanak genişliği var. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle bir durum var. Bıçağın ağırlığı 270 gram. Ciddi anlamda çok ağır. Yani şu şekilde tutacak olursak bakın, profilden tuttuğumda kabza her türlü ağır geliyor. Biraz kaydırıyorum, hala ağır. Biraz daha kaydırıyorum, yine ağır. Tam balçak kısmı, yani şu 304'lerin çakılmış olduğu yerden tuttuğumda bıçak dengeye geliyor. Hatta birazcık öne doğru kaydı. Şöyle tutarsak tamamdır. Her ne kadar benim tarzım olmasa da güzel bir bıçak. Şu anki raiç bedeli Zwilling'in kendi sitesinde tam 5000 lira. Ve stoklarda yok. Gelince haber ver butonu aktif. Mikarta kabzaları seviyorum ama her ne kadar seviyorum desem de çok daha farklı bir tasarım da yapılabilirmiş. Full tank bir yapıda. Yani uçtan dibe kadar tek parça yekpare bir çelikten bahsediyoruz. Bu kısımda 3 tane pim kullanılmış. Ortada çok sade olduğunu düşündüğüm bir mozaik var. Yani çok daha cafcaflı bir mozaik pim seçimi tercihi yapılabilirdi. Kötü mü? Hayır değil. Yine bütün bıçaklarda olduğu gibi bunda da böyle bir mikronluk iniş çıkışlar var. Yani şurada parmağım mozaiğe takılıyor ki parmaklarımı daha yeni kestim, tırnaklarımı. Buna rağmen bir takılma durumu söz konusu. Yakın çekimden balçak kısmına bakacak olursanız arada ufak tefek milimlik mikronluk boşluklar yine mevcut. Yani bunu Bob Kramer de yapsa, fabrikasyon üretimde olsa bu tarz bıçaklarda bunları makul görmek gerekiyor. Göz gez arpacık yaptığımız zaman gördüğüm şey şu. Evet, dipten balçağa kadar düzgün bir profil var. Şuraya kadar yine düzgün bir profil var. Buradan itibaren, yani tam şuradan itibaren bir sola doğru meyletme durumu söz konusu arkadaşlar. Bu benim ürettiğim bıçaklarda da var. Her ne kadar siz düzgün bir şekilde kabzaya monte etmeye çalışsanız da ısıl işlem prosesi esnasında kendi kendine çarpılabilir, dalgalanma yapabilir. Bu kadar önemsenecek bir şey değil. Bunu elle de düzeltebilirsiniz isterseniz ama kesim tekniğinizi engelleyen bir durum değil. Yanaklardaki desenlere bakacak olursak çok standart bir desen olduğunu düşünüyorum. Bunu biz Fine King'in, hatırlıyorsanız, nakil incelemelerindeki Sun Melted dediğimiz desenlerde de görmüştük. Bu çok tercih edilen bir model. Burada eleştirilmesi gereken şey şu. Desen seçimi konusunda bunun bir sınırı yok aslında. Yani dizme, katlama, tekrar dizme şeklinde değiştiği için bambaşka, unique dediğimiz eşsiz bir desen oluşturup bunu patentleyip sadece o desende de üretim yapılabilir. Hangi markaya bakarsanız bakın illaki bu tarz bir desen görüyorsunuz. Mesela Tuo Cutler'ın Dragon Fang dediğimiz, hani inişli çıkışlı dikdörtgen gibi görülen çok güzel merdivenimsi bir Damaskus deseni vardı. Onun dışında da böyle aman aman farklı bir desen görmedim. Benim çok aman aman görsel anlamda hoşuma gittiğini söyleyemem. Müfit 1940 bıçağının incelemesinde bu profili
zaten hatırlıyorsunuz tatbik etmiştik. Yani kambur balina tarzında gelen bir şekil var. Benim cidden çok hoşuma gidiyor. Kabzayı görmezseniz profil cidden çok güzel. Ama kabzası için aynı şeyi söyleyemem. Çünkü benim hoşuma giden bir kabza yapısı değil. Bir kere çok ağır. Bakın ben 1.83 boyundayım. 83 kiloyum. Ben bunu kullanamam profesyonel mutfakta. Çünkü ceset gibi ağır. Biraz daha pratik, biraz daha hafif olması gerekiyor. Evet, tutuş anlamında herhangi bir sıkıntı yok. Yani pinch grip dediğimiz balçak tutuşunda parmağımı şuraya dayadığım zaman ki bu oyuntu güzel verilmiş. Çok aman aman bir rahatsızlık hissi vermiyor. Sadece şurası biraz oturuyor. Onun dışında gayet düzgün. Normalde dediğim gibi bunu Osman Bey ile beraber incelemeyi düşünüyordum Kuşadası merkezde. Bıçak sevdalısı bir insan olarak acaba Osman Bey için nasıl bir tecrübe olacaktı bu bıçağı deneyimlemek? Bunu çok merak ediyordum. Ama kısmet olmadı. Bir sonraki gelişimde inşallah yapacağız bunu. Balçak kısmına gelelim. 304 paslanmaz dediğimiz krom malzemesi güzel bir iniş verilmiş. Gayet düzgün, sevimli. Kabzayı beğenmedim. Daha farklı bir desen tercih edilebilirdi. Daha farklı bir renk kombinasyonu da tercih edilebilirdi. Bunun dışında işçiliği çok güzel. Özellikle şu sırt taşlaması, kumlu taşlama dediğimiz bir şekilde yapılmış. Mat, pah kırmaları muhteşem güzel. Tek sıkıntısı kabza, ağırlık ve fiyat. Oktay abinin benden bir talebi oldu. Oğlum dedi, beni meşhur et. Bir yanımıza gel dedi, bir talep oluşsun dedi. Şöyle bir sana çok güveniyorum bu konuda dedi. Ben de dedim ki abi çaktırmadan şu arkadan böyle herhangi bir site sakiniymişçesine yürüyerek geç. Onu da yapmadı. Sana güveniyorum demedim. Biraz yüksek yüksek. Sana güveniyorum demedim. Ha. Bütün ümidim sensin dedim. Ha, bütün ümidim sensin demiş. Peki bir şey soracağım abi. Sen mesela böyle bir bıçak alır mıydın? Görünüş olarak güzel ama hiç kullanmadım böyle bir bıçağı. Hı. Performans olarak nasıl onu bilemiyorum. Ama her şeyden önce rahat kullanmak önemli bence. Diyorsun. Bizde öyle bir zihniyet var zaten. Sen hangi bıçağı tanıtırsan tanıt ki arkadaşlar biliyor. Biri mutlaka çıkıyor ve diyor ki boş işler bunlar. Efendime söyleyeyim işte pazardan git BİM'den al 5 liralık bıçağı, 10 liralık bıçağı, 50 liralık bıçağı. Onunla da en kral yemeği yaparsın. Lan yaparsın. Bizim anlatmak istediğimiz ya da yapmaya çalıştığımız şey zaten bu değil. Benim annem de aynı şeyi söylüyor yıllardır. Herkese söylüyorum bunu. Oğlum diyor biz sizi 5 liralık 10 liralık bıçaklarla büyüttük. Neymiş bu diyor 5000 lira. Biraz evvel konuştuk çünkü evden çıkarken. Şöyle bir bıçağı kullanmanın verdiği o manevi haz asıl önemli olan. Yani kaliteli bir ürün kullandığın zaman kaliteli bir iş yapmak istiyorsun. Daha çok ihtimam gösteriyorsun. Mesela şunun kenarına bir şey olsa ciğerin yanar tamam mı? 5000 lira. Ama BİM'den almışsın 30 liralık bıçağı diyorsun. Şimdi küfür etmeyeceğim sağda solda. Var mı? Yok mu? Tamam mı? Kısık sesle söylüyorum. Şimdi burada kibar kibar oturduğuna da bakmayın. Ağzı bozuktur. Benden bin beterdir. Furu iftira. Sen yemin ediyorum var çok fenasın ha. Bunların hepsini yayınlayacağım. İfşa edeceğim seni. Melih Bey bu bıçağı uzun süre kullanmış ve tahminime göre bunu Scotch Brite'la yıkamış arkadaşlar. Çünkü yakın çekiminden görünüyor mu bilmiyorum. Üzerinde sünger izleri var. İleri geri. Hatta yanaklarında da ufak tefek çizikler var. Mat gri bir tonda olduğu için çok aman aman belli etmiyor. Bu düzgün, güzel bir özellik. Ama çizikleri çok. Yani bildiğin skoçlanmış bu. Yani sünger kısmına varım. Elimi köpürterek yıkama kısmına da varım. Ama o Scotch Brite'ın skoç kısmıyla bunu böyle bir iki kere şöyle silmek bile dediğim gibi bıçağı bu hale getiriyor. Bu tarz bıçaklar asla makineye girmez. Sıcak suyla yıkanmaz. Üzerine deterjan vurulmaz. Bu bildiğin anam babam usulü sabunlayıp yıkanıp kurutulup ayrı muhafaza edilecek ki muhtemelen kutusunda muhafaza ediyor bunu Melih Bey. Oktay abi diyor ki bu bıçağın çeliğinin ömrü nedir? Ömrü yok. Yani bunu alan kişi bunu düzgün kullanırsa torununun yani 1000 yıl geçse de bu durur. Yeter ki düzgün bakım yapılsın. Çelin cinsinin bir önemi yok. Düzgün saklayıp düzgün bakım yaparsanız 1000 yıl sonra da bunu yine aynı şu andaki gibi tutup kullanabilirsiniz. Bu kişinin bıçağı nasıl kullandığıyla, nasıl sakladığıyla, nasıl bakım yaptığıyla alakalı bir durum. Şimdi toparlayalım. Son eleştirileri yapalım. Sor. Bana niye yok bey abi diyor? Bir dakika dur bak yok bu çok abi önemli. Bana niye bey diyor? Samimileşelim. Çağdaşçıyım. Heh. Bu bıçağın antika değeri var mı? Yeni yapılanla mesela 20 yıl önce, 10 yıl önce yapılan yok bıçak. Böyle bir yani Bob Cramer de olsa. Hı. Veya diğer modellerde. Asla öyle bir şey yok. Hani bu modeli 20 yıl sonra antika niyetine öyle bir durum yok. Ancak ve ancak şu var. Bob Cramer çıkar der ki özel bir seri yapıyorum. Bunu Zwilling de yaptı. 1800 mü dedi bir model çıkarttı Zwilling. Normal bıçaklarıyla aynı çelik, aynı profil. Normal bıçağı 500 liraydı. Özel serisi 3000 liraydı. Neymiş bilmem ne serisiymiş. İşte 1789.
sallıyorum tamamen. Bu da bunun gibi bir şey. Hani Bob Cramer çıkar der ki şöyle bir profil, işte kabzayı değiştirdim, mozayı değiştirdim ve bundan dünya genelinde sadece 100 tane ürettim derse onun değeri var. Onu alan adam da zaten emin olun kullanmak için almıyor. Saklamak için alıyor ama 5 yıl sonra satmaya kalktığında antika diyemezsin. Kafadan bir 100 yıl geçmesi lazım. Bunu yapan ustanın, fabrikanın yaş alması lazım. Belki de terk-i diyar eylemesi lazım ki sanatsal değeri olduğu düşünülüp ulan Bob Cramer'in yaptığı işte 2023 özel serisine ait üretilmiş ilk bıçak. Bak o da önemli. Şimdi 100 tane üretir ama birincisiyle 99.sü aynı para etmez. İlk bıçak bu. Yani o serinin birincisi dediğin zaman işte kriterleri var bunların. Onlara göre değer alır ya da almaz. Var mı abi aklında başka bir soru? Teşekkür ederim. Yok mu? Teşekkür ederim. Şununla menemen yapılır mı? Her türlü. Bak bizde de böyle bir olsun. Sapıklık var. Lan bıçak 5000 lira da olsa yaptığın menemen. Yani değişmez. Çok iyi ya. Soğanlı mı soğansız mı? Soğansız. Menemen dediğin soğanlı olmaz arkadaş, tamam mı? Soğansız olur menemen. Çok onu malzemeyi çoğalsın da fazlalaşsın, rahat rahat doyalım diye. Soğan güzel oluyor. Yani. Abi soğan eklendiği zaman o başka bir şey oluyor. Menemen olmuyor. Benim nacizane görüşüm bu. Toparlayacak olursak arkadaşlar. Tambur bir profil. Benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle kapattığım zaman muazzam. Sırttan taşlama. Çok güzel bir yanak genişliği. Ortalama 5,5 santimlik bir yanak genişliği var çünkü. Çok güzel. Hiçbir şey diyemem. Ama şu kabza olayı yüzünden İçime sinen bir bıçak olmadı. Profesyonel mutfakta kullanmak için böyle bir ürün almayı düşünüyorsanız almayın. Bak ürünü almayın demiyorum. Bunu da gene karıştırıp da yani başka yerlere çekmeyin. 10 saat, 12 saat profesyonel bir mutfakta bir şefin bunu kullanma lüksü yok. Benim cüssemdeki adam için bile ağır bu. Yani zor. Yani bu çok yoran bir şey. Şuranıza yük bindiriyor. Bunun yerine daha hafif, daha kompakt bir model seçip profesyonel anlamda mesai saatinde kullanabilirsiniz. Ama evde kullanacağım. Haftada 3-5 yemek belki yaparım diyorsanız kesinlikle alabileceğiniz bir bıçak. Bıçak güzel. Desenleri bana çok sıradan geldi. Birçok farklı üründe. Hatta AliExpress'teki ucuz Damaskus ürünlerde gördüğümüz bir desene çok benzediği için desen anlamında uniklik göremedim. Yani rare dediğimiz kısma bile girmiyor. Gayet common dediğimiz genel, yüzeysel bir desen. Görüşler değişebilir. Bu benim kendi şahsi fikrimdir. Sertlik derecesi 62-64 aralığında. Yani resmi beyanı budur. Bob Cramer bunu 62-64 aralığında belki de bileme işlemi rahat olsun diye de tutmuş olabilir. Çünkü biliyorsunuz sertlik arttıkça kullanmanız gereken taşın niteliği de değişiklik gösteriyor. Şimdi bunu çitlembik tarzı, makita tarzı bir taşla işleme tabi tutamazsınız. Yapılır ama bıçağın anasını ağlatırsınız. Taşların da anası ağlar çünkü çok sert bir çelik. Seramik taşlara yönelmeniz gerekir. Biraz daha orta segmentte tutmuşlar sertliği ki işleme kolay gelsin, masat kullanımına kolay gelsin. Buradaki fark şu, Avrupa profilli bıçaklarda, Avrupa üretimi bıçaklarda biliyorsunuz yaygın olan bir masat kullanımı söz konusu. Yani adam bunu aldığı zaman kullanmadan önce 3-5 vuruyor şak şak, ondan sonra devam ediyor. Belki bunun için yine 62-64 aralığında tutmuş olabilirler. Çünkü Fisher dahi olsa Fransız üretimi 64-66 HRC aralığında gidip geldiği için masatlar, o yassı dediğimiz balık sırtı ince dişli, buna etki edebilir. Ama 67 HRC bir bıçağınız olduğunda o masat da ona etki etmiyor. Niye? Fizik kanunu. Sert olan yumuşak olanı her daim aşındırır. O yüzden kullandığınız masatın kullandığınız bıçaktan sert olması zorunluluğu var. Bu bağlamda ben bunun bilerek bu şekilde bırakıldığını düşünüyorum. Genel olarak güzel. Kabzanın ağırlığı olumsuz. Ağırlık merkezinin burada olması düzgün. Avrupa Prof olduğu için. Genel olarak biraz özensiz buldum. Şimdi kızacaklar bana. Bob Cramer'i de beğenmedim. Beğenmedim değil. Bıçak güzel ama şu kabzanın bu kadar ağır olması sıkıntı. O yüzden kızacaklara rağmen son sözümü söyleyeyim. İtalyancadan girelim. Requiescat in pace. Bir sonraki çekte görüşelim arkadaşlar. Hoşçakalın.